Engelsiz Haber Bülteni'nden merhaba. Başbakan Ünal Üstel, Güzelyurt ve Lefke ilçelerine bağlı sınır geçiş kapılarında incelemelerde bulundu. Başbakan Ünal Üstel, Bostancı, Aplıç ve Yeşilırmak sınır kapılarında incelemeler yaptı. Üstel ziyaretlerinde yetkili kişilerden kapılardaki geçişler ve sorunlarla ilgili bilgi aldı. Kapılarda yaptığı incelemelerin ardından Yeşilırmak sınır kapısında açıklama yapan Başbakan Ünal Üstel, tüm geçiş kapılarını ziyaret ettiklerini ve incelemeleri tamamladıklarını ifade ederek incelemelerine ilişkin detayları paylaştı. Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde görevlendirdiği yangın helikopteri ülkeye geldi. Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü'ne ait olan helikopter, Orman Dairesi'nin Lefkoşa'daki kereste atölyesine konuşlandırıldı. Helikopter, öncelikli olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ve gerektiğinde Türkiye'deki yangınlara hizmet edecek. Yangın helikopterinin yaz döneminde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kalması bekleniyor. Meclis Genel Kurulu'nda 3 yasa tasarısı hakkında ivedilik istemi tartışmalara yol açtı. İvediliği istenen ceza değişiklik yasa tasarısı, Müfsidane Yayınlar yasa tasarısıyla özel hayatın ve hayatın gizli alanlarının korunması yasa tasarılarına muhalefet sert tepki gösterdi. Genel kurulda gergin anlar yaşandı. Muhalefetin eleştirileri üzerine söz konusu yasaların ivediliklerinin bugünkü oturumda görüşülmesi ertelendi. Başbakan Ünal Üstel'in önerisiyle 3 yasa tasarısı kurulacak bir komitede ele alınacak. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Doğu Akdeniz'deki hak ve hukukumuzu her şartta korumaya devam edeceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Balıkesir Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ve beraberindeki Kıbrıs gazileri heyetini kabul etti. Tatar kabulü sonrasında yaptığı konuşmada, bölgenin en güçlü ülkesi olan Türkiye Cumhuriyeti için daha güçlü bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, Doğu Akdeniz'deki hak ve hukuklarını korumanın gerekliliğinin altını çizdi. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt, 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Meryem Özkurt, 2020 Cumhurbaşkanlığı seçim yasakları sürdüğü sırada Geçitköy Barajı'nın yeniden açılış töreninin canlı yayınlanması nedeniyle seçim yasağını çiğnediği gerekçesiyle yeniden yargıç huzuruna çıktı. Mahkeme, Özkurt hakkında 2 ay 20 gün tutukluluk kararı aldı. Mahkeme kararına devlet ve hükümet yetkilileri de tepki göstererek verilen kararla kamu vicdanının çok büyük bir yara aldığını kaydettiler. Engelsiz Haber Bülteni'ni izlediniz. Hoşça kalın.